Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yayından kaldırılmadan ve internete erişimimiz biraz daha kısıtlanmadan önce programımızı açmadan sizleri 5651 sayılı kanundaki değişikliklerle ilgili bilgilendirmek istedik. Bildiğiniz gibi, daha doğrusu hafta içinde bizim de haberimizde söylediğimiz gibi hükümet 5651 sayılı internet yasasındaki değişiklikleri onayladı ve Cumhurbaşkanlığına onay için gönderdi. Abdullah Gül'ün daha önce gönderdiği tweetlerden bu konuya biraz da olsa tepkili olduğunu biliyoruz ancak Cumhurbaşkanının veto etme yetkisinin kısıtlı, hükümetin de bu konuda ne kadar ısrarcı olduğunu düşünürsek internetin aydınlık günleri bitiyor diyebiliriz. Bir süredir YouTube'la tartışmalı konumda olan MÜYAP yetkilileri ise Türkiye'deki internet sıkıntılarından bir başkasını oluşturuyor. En sonunda bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Fransa'nın Cannes şehrinde bir araya gelen YouTube ve MÜYAP yetkilileri, YouTube üzerinde yayınlanan Türkçe şarkıların telif hakkı yasasına dahil olduğuna kanaat getirdi ve YouTube bu şarkılar için telif ücreti ödemeyi kabul etti. MÜYAP'ın isteği üzerine daha önceden kaldırılmış olan Türkçe şarkılar YouTube'a geri yüklenmeye başladı bile. Apple'ın çok gezen CEO'su Tim Cook'un ise bu hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş olması tüm dünyada yankı bulan bir başka haberdi Türkiye'den çıkan. Apple ürünlerinin fiyatlarının düşme ihtimali, Siri'nin gelecek versiyonunun Türkçe çıkması, İstanbul'da açılacak olan Apple Store ve Fatih projesi kapsamında dağıtılması planlanan tabletler konularında görüşen Tim Cook, hala neden Türkiye'de Cumhurbaşkanı gibi bir siyasi yetkiliyle görüşmüş olduğunu açıklamış değil. Cumhurbaşkanı'nın ise bir dükkan açılışı için neden bir şirket yetkilisini çağırdığı hala bilinmiyor. Sektörün mobil cihazlara kaymasıyla birlikte bir süredir tablet ve telefon üretimine ağırlık veren Sony'nin sırtında adeta bir kambura dönüşmüş olan Vayu departmanını satması düşünülüyordu. Daha önceden Lenovo'nun teklifini geri çeviren Sony ise Vayu departmanını çalışanlarıyla birlikte Japanese Industrial Partners yani Japon Endüstri Ortaklarına satarak Vayu'dan kurtulmuş oldu. Bugün Rusya'da düzenlenen açılış töreninin ardından kış olimpiyatlarının birinci gününde Rusya'daki eşcinsel hakları karşıtı yasayı eleştirmek için Google da boş durmadı ve kendi logosuna bir LGBT bayrağı üzerine de kış olimpiyatları branşlarının ikonik sporcularını yerleştirdi. Aynı zamanda bu doodle'a tıklandığında yönlendiğiniz arama sonuçları sayfası da olimpiyat ilkeleri maddesine gidiyor ki bu da Rusya'ya yapılmış ufak bir gönderme oluyor. Teknoloji ve internet haberlerinden derlediğimiz bir programımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Web Tekno Haber'de yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.